Buyurun Sayın Öğüt. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 615 sıra sayılı kanun tasarısının ikinci bölümünün geneli üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu tasarı genel gerekçesinde kanserle etkin mücadele kılıfı altında sunulmuştur. Ancak asıl yapılmak istenen buzdağının altındaki kısmıdır. Amaç 6 farklı enstitü kurmak ve bu enstitüleri bir başkanlığa bağlamaktır. Tasarı ile üniversitelerin akademik işleyişine, vakıf üniversitelerinin yönetim yapısına müdahale edilmektir. Zira kurulması planlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yeni bir teşkilat öngörmektedir. Elbette bilim üretiminin salt üniversitelerde olamayacağı, bunun dışında araştırma enstitüleri gibi kurumların da bu konuda büyük bir destek sağladığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Nitekim dünya üzerinde de örnekleri mevcuttur. ABD'de National Institute of Health, İngiltere'de National Institute of Health Research, devlete az ya da çok bağlı yapılanmalara örnek olarak verilebilir. Bunun yanında Fransa'da Institut Pasteur gibi bazı kurumlar devletten bağımsız dernek veya vakıf yapılanması içinde yer almaktadır. Bunların bazılarının kısmi olarak devletten fon kullanması, kısmi olarak da özel kaynaklardan beslenmesi yönetim özelliğini hiçbir şekilde değiştirmemektedir. Zira siyasi kimliği bulunan hiçbir kimsenin az önce saydığımız bu yabancı kurumların idari teşkilatında aktif rolü olmadığı gibi bu kurumların yöneticilerinin atanması da genelde rekabete açık ilanlarla gerçekleşmektedir. Değerli milletvekilleri, TÜSEP Başkanı'nın Sağlık Bakanı'nın teklifi üzerine Başbakan tarafından, Genel Sekreter'in Başbakan'ın teklifi üzerine Bakan tarafından atanmasının özellikle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili diğer maddelerle detaylarıyla incelendiğinde siyasi atamalar olduğu, kurumun özerk değil iktidara özel olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Aynı madde 6'da yer alan yönetim kurulunun oluşumunda da kendisini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın başkanlığında bakanlık müsteşarı, başkan ve onlar tarafından seçilmiş iki üyeden oluşan bu kurul, TÜSEB'in her türlü politika, strateji ve hedeflerini belirlemekte görevlendirilmiştir. Tasarıda bu üyelerin özellikleri konusunda hiçbir tanım açıkça yer almamaktadır. Bu bile tek başına gayri ciddiliğin ve siyasi kadrolaşmanın en açık göstergesidir. Sadece tavsiye mahiyetinde karar alabilecek Yüksek Danışma Kurulu'nun siyasi atamalar neticesinde oluşturulacak olması çok düşündürücüdür. Değerli milletvekilleri, bırakınız bilimi onunla uğraşan insanlara bırakmak ve onlara kendilerini yönetme imkanı vermek özelliği ana ilkemiz olmalıdır. Ancak ve ancak siyasi iktidar karşısında bağımsız bir otorite bilimsel araştırma için gerekli özgürlük ortamını yaratabilir. Değerli milletvekilleri, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin 2011'de yayınladığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye 29 Avrupa ülkesi arasında örgütsel özellikte 28. Bir daha söylüyorum. Türkiye 29 Avrupa ülkesi arasında örgütsel özellikte 28. Finansal özellikte 23. İstihdama dair özellikte 21. ve akademik özellikte 25. sırada yer almaktadır. Üniversitelerimizin dünyanın ilk 500 üniversiteleri arasına girmekteki zorlanmasının sebeplerini bir daha incelememizde yarar vardır. Bu tabloda göstermektedir ki kurulması planlanan TÜSEB'in bilimsel ve idari özelliğe sahip olamayacağı çok açıktır. Bu tür yapıları yeniden kurmaya, siyasi iktidara bağlamakla uğraşacağınıza gerçekten özerk yapılar kurmanızda son derece yarar vardır. Bunlar cendere altına alındığına dair, bu yapıların cendere altına alındığına dair kuşkularımız büyüktür. Biz YÖK de dahil bu tür yapıların bir an önce ortadan kaldırılarak mutlaka gerçekten özerkliğe kavuşturulmasını istemekteyiz. YÖK'ün olduğu cenderede üniversitelerimiz herhangi bir şekilde üretimi yapamamakta, özerk ve özgür davranamamakta, bilimsel çalışmalarında mutlaka eksiklikler yaşamaktadır. Bir de kulağımıza ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Üst düzey bakanlık yetkililerinin eğitimde bulunan bazı anestezistlere baskı yaptığı, onları eğitimleri bittikten sonra en ucak köşelere yollayacaklarına dair söylentiler var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz. Bunu da bakanımızın
göz önüne almasında yarar var diye düşünüyorum. Yeni sınava girecek arkadaşların sınav sorularının bile hazır olduğuna dair duyumlar var. Bunu da bakanımıza burada söylemek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. YÖK mutlaka kaldırılmalıdır. Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt.